Loy TV'nin bugünkü konuğu Milli Eğitim Bakanı Doktor Mustafa Arabacıoğlu. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Üniversitenizde bulunmaktan da ben büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bugünkü ziyaretinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Levki Avrupa Üniversitesi'ne olan ziyaretinizde. Evet, şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı olarak belli bir dönemden bu yana üniversitelerimizi kuruluş yıllarına göre ziyaret etmek kapsamında bugün Defke Avrupa Üniversitesi'nde bulunmaktayım. Bilindiği gibi ilk kurulan üniversitemiz Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'ydi. Onu takiben iki üniversitemiz daha kuruldu ve dördüncü 1990 yılında kurulan üniversitemiz ise Defke Avrupa Üniversitesi olduğu için bu bağlamda üniversitelerimizi biz ziyarete çıkmış durumdayız. Tabii üniversite ziyaretleri geçmişte hep seremoni içerikliydi. Yani ya temel atma törenleriyle Açılış ilgili törenleri. Açılışlarda veya açılışlarda veya diploma etkinliklerinde bakanlıklar üniversitelerde ziyarette bulunurdu. Ve geldiğimiz zaman da kısa bir konuşma yaptıktan sonra buradan ayrılıp kendi işlerimizin yoğunluğuna gömülür dururduk. Biz bu ziyaretleri yapmamızdaki amaç yani bugün hükümet olarak üniversitelerimizle ilgili, yüksek öğrenimle ilgili nasıl bir devlet politikası geliştirmemiz gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunma düşüncesiyle biz bu ziyaretlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bu sektörün içinden gelen rektör konumunda olan veya mütevelli heyeti başkanlığını yürüten kişilerle de istişare ederek gerek üniversitenin sorunları, gerek bölgenin sorunları, gerek öğrencilerin beklentileri veya önümüzdeki yıllara yönelik öğrenci akışı ile ilgili oluşabilecek olan sorunların neler olabildiğini ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak da hükümet olarak bizlere düşen görevlerin ne olduğu konusunda da istişare içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Yani amacımız o. Peki Levki Avrupa Üniversitesi hakkında neler söylersiniz? Şimdi öğrencilerine ya da 2014-2015 akademik yılında bizim üniversitemizi tercih edecek öğrencileri. Şimdi tabii Defke bölgesi bizim için de ayrıcalı olan bir bölge, onu belirteyim. Defke konum olarak gerçekten Kıbrıs'ın, yani Yeşilada denen Kıbrıs'ın en yeşil bölgesi, evet. Onu belirteyim. Defke'nin bayrağı da özelliği var. Ben askerliğimin bir kısmını da burada Defke'de yaptım, evet. 1982 yılında uzman hekim olarak yapmıştım. Dolayısıyla Defke'nin bir tabii güzelliği var. O bilin yani bu yeşilliğin içerisinde gerçekten altyapı olarak mükemmel bir yapıya sahip Defke Avrupa Üniversitesi, onu belirteyim. Bunu daha da geliştirme konusunda muhakkak çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bir de benim yöre halkına buradan söylemek istediğim özellikle öğrencilerimiz bizim veli nimetimizdir. Bölge halkı için onu söyleyeyim. Ticari yönden asla ve asla öğrencilere bakılmaması gerekir. Düşün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmamış bir ülke olmasına rağmen bu ülkede 62 bine yakın yüksek öğrenci, yani üniversite öğrencisi okumaktadır. Bu 62 bin öğrencinin 12.500'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıdır. Gerisi Türkiye ve Türkiye dışı üçüncü ülke dediğimiz yüzü aşkın ülkeden buraya okumaya gelmektedir. Yani bu çocuklar buraya eğitim amaçlı geldikleri zaman da aynı zamanda bizi tanıyıp gittikleri zaman da tanıtacak olan kişilerdir. Yani tanınmamış bir ülke olmamıza rağmen bu ülkeye gelip bu ülkede eğitim gören gençlerimiz günün sonunda buradan diploma alıp da geri ülkelerine döndükten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir şekilde fahri temsilcileri olduğunu unutmamamız gerekir. Bu gençlerimize bu gözle burada bakmamız gerekmektedir. Onlar bizim burada belli bir süre için eğitim amaçlı bulunan misafirlerimizdir ve bu misafirlerimize göz bebeği bakmamız gerekmektedir. Ben onu söylemek isterim. Ve burada öğrenci olarak bulunan gençlerimize de Defke Avrupa Üniversitesi'nin kıymetini bilsinler diyor. Yani böylesine güzel tabiatla, doğayla, güneşle ve böylesine bir altyapıyla, böylesine güzel ekip bir öğretim katkısıyla birlikte bulunmalarından dolayı da gerçekten şanslı olduklarını söylemek isterim.
Sayın Bakanım, Lev TV'ye, Levki Arpa Üniversitesi'ne geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla sizin vaktinizi almayalım Evet. içelim. Ben Verdiğiniz de bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii bu 4. üniversitedir. Evet. İlk defa bir üniversitenin şeyinde TV yayınında da böyle bir programa çıkmaktan dolayı ben mutlu oldum. Belirtmek de sizlere çok teşekkür ederim. Biz Sağ çok olun. Teşekkür ederiz efendim. Lev TV stüdyolarında bugünkü konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Doktor Mustafa Arabacıoğlu'ydu. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler.